Evlilik ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı canlı yayınımızda. Evlilik ve ilişkinizle ilgili merak ettiğiniz her şeyi canlı yayınımızda sorabilirsiniz. Arkadaşlarım telefon başında, program başında da söylediğim gibi adınızı vermenize gerek yok. Bulunduğunuz şehri söylemenize gerek yok. Sadece ve sadece derdinizle ilgileniyoruz. 23 yaşındaki bir seyircimiz ulaşmış. 36 yaşındaki bir bayana aşık oldum diyor. Evlenmek istiyorum ama ailem izin vermiyor. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Yani 23 yaş, şimdi insanların tabii duygularına saygı duyuyoruz ama olayın bir de bilimsel ve gerçekçi boyutu var. Bu yaşlarda insanların tam duyguları oluşmamış olabiliyor. Hı hı. Baktığımızda Türkiye'de erkeklerin evlilik yaşı ortalama 27 istatistikler. Kadınların da 24.8'e denk geliyor ortalama. 24.8. Evet, şimdi bu açıdan baktığımızda da 23 yaş bir erkek için... Erken mi? Bence erken. Ama bu kesinlikle 23'ten sonra, 25'ten, 27'den sonra evlenecek anlamına gelmiyor. Bu durumda yani kişinin işte yaşı 23, tercih ettiği hanımefendi 36. Dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. Bu hangi motivasyonla oluşan bir ilişki? Yani ulaşılmazın verdiği bir motivasyon mu? Belki yaşı büyük olanın verdiği bir güven mi? Çocuğun yani erkek olan kişinin, 23 yaşındaki bireyin işte diğer kişiyi algılama şekli. Bazen hayatımıza aldığımız yaşı büyük insanların bize verdiği başka bir duygu vardır. Gerçek bir sevgi ve romantizm dışında kendimizi orada daha güvende hissederiz. Bir baba gibi görmek, bir anne gibi görmek. Yani bazen onun verdiği o güven. Bazen ana kuzusu tiplerin özellikle de kendinden büyük kadınlarla eşleşerek o ana kuzuluğu rollerini de devam ettirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani adam 23 yaşına gelmiş, çorabını hala annesi giydiriyor. Bu rolü birinin devralması gerekiyor. Kim devralıyor? İşte yaşı büyük biriyle bu aslında işleşme ortaya çıkabiliyor. Bunu dikkat etmesi gerekiyor. Bu kişinin kendine öncelikle şunu sorması gerekiyor. Ben neden bu kişiyle birlikteyim? Ben neden evlenmek istiyorum? Esas amacım ne? Aldığı cevap onu seviyorumsa? Sevgi ise her şey evet diyorsa ailenin de burada saygı duymaktan başka bir çaresi yok. Yapacak bir şey yok. Yani bazen biz kendi mantığımızla olaya bakıyoruz. Yaşı uygun bulmuyoruz, boyu uygun bulmuyoruz, kiloyu uygun bulmuyoruz. Bizim ailemize yakışmaz diyoruz, bizim işte kültürümüze uymarız diyoruz. Bize diyoruz ama biz bunu. Hı hı. Bazen ailemize girecek damat ve gelin üzerinden kendi sosyal statümüzü sürdürmek istiyoruz. Bize uygun olsun. Biz kimiz? Kraliyet ailesi miyiz? Kimiz biz? Yani hani bize uygun olsun, bizim aileye uygun olsun. Tamam, absürt bir durum yokken de kusur bulursanız çocuğunuzu kaybedersiniz. O kadar çok ilişki çalıştım ki. Yani gelin adayı kendi halinde, üniversitede bitirmiş, işi de var, gücü de var, her şey yolunda. Ama sırf anne kendi köyünden, kendi memleketinden oğlunu evlendirmek istiyor. Ve yıllardır bu ilişkiye karşı çıkıyor. Ya da istediği dişine göre bir gelin arıyor. Şimdi biz burada bunu mantıklı bulamayız ki. Kaldı ki kim evlenecek? Oğlun evlenecek. Çünkü o oğlan annesinin dediği kişiyle evlenirse, sevdiği değil de annesinin istediği kişiyle evlenirse problem orada da bitmeyecek. Anne daha sonra bu evliliği hep bir nüfus edecek. Yarın çocuğun ismine karışacak, işte doğuma karışacak, bardağın yerine karışacak. Çünkü kendi istediği bir sistemi kurmak istiyor. Yani orada sadece istediği gelini almak, istediği damatla almakla bitmiyor bu işler. Evet. Kendi istediğiniz kişiyi oraya koyuyorsanız amacınız ne? O sistemdeki gücünüzü devam ettirmek. O zaman ne yapacak? Çocuğun düşüne göre değil de kayınvalide adayının dişine göre bir dişine seçim göre, yapılması doğru. Gerekecek. Bir telefonumuz var. Hatta ilk telefonumuz. Hemen alalım. Ne dersin? Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Yıllardır sizi izliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben 27 yıllık evliyim. Son 1-2 senedir eşimin evliliğini, 27 yıllık evliliğini üçüncü şahısların aklıyla yürüttüğünü fark ettim. Bunun yanında da işte başka kişilerle yazışmalar, flörtleşmelerini yakaladım. Üçüncü şahıs dediğiniz kim mesela? Arkadaş mı? Kendi kök ailesi mi? Başka biri mi? Ailesi. Kendi ailesi. Arkadaşları. Evet. Peki evet, bir soru daha soracağım. Müsaadeniz varsa. 27 yıl sonra mı oldu yoksa hep böyle başkaları tarafından etkilenip yönetiliyor muydu size göre? Aslında hep böyleymiş. Benim yeni farkındalığım gelişti. Siz neyi fark ettiğinizde bunu gördünüz? Yani ne oldu? Bir kırılma noktası mı oldu? Şu olaydan sonra yönetildiğini fark ettim diyeceğiniz bir olay oldu mu?
Alo. Alo. Hatta düştü seyircimiz. Evet. Bu çok önemli değil mi? 27 önemli. Yıldır evet. Bir anda fark ediyor. İşte yani aslında... Ne oldu da o farkındalığı yani bir kazandı? Bir kırılma noktası oluyor. Mesela bir aldatma olayı olduğunda kişi bazen aldatan kişiye değil de onun ailesine öfkeleniyor. Veya çevresine öfkeleniyor. İşte benim kocamı siz götürdünüz. Ya da evet. Benim eşimi siz ortamına bir olay yaşadı da mı böyle? Bir olay oldu? Oluyor. Genellikle bir kırılma ediyorum. Noktası. Tekrar bağlayalım seyircimizi. Güzel olur. Aslında burada biraz bilgilendirme de yapmak isterim izleyicilerimize. Yani bir kırılma noktası olduğunda siz 27 yıl sonra eşinizin birilerinden etkilendiğini düşünüyorsunuz. Veya ondan önce etkilendiğini düşünüyordunuz ama size risk yaratacak kadar bir tehlike görmüyordunuz. Evet. Peki gerçekten öyle mi? Aslında gerçekten öyle değil. Orada bir karakter var, bir tercih var. Biz bazen hayatımızdaki insanın yaptığı tercihi başkalarının üzerine atarız. Çünkü onun üzerine atarsak onunla ilgili bir karar almamız gerekecek. Ne diyoruz? Annesi dolduruşa getirdi. Babasının lafıyla hareket ediyor. Arkadaşları onu kötü yola bulaştırdı, alıştırdı diyoruz. 27 yıldır evliyseniz muhtemelen en kötü 48 ile 50'li yaşlardasınız değil mi? En düşük haliyle. Hadi 45-50 diyelim yani 18 yaşında. Seyircimiz hattaymış hatta hemen mı? Alıyoruz. Alo. Hemen sorabilir miyim size? Alo. Bağlantınız düşmüştü. Hangi kırılma noktasından sonra, hangi olaydan sonra eşinizin başkaları tarafından yönetildiğini düşündünüz veya bu kanıya vardınız? Daha önce arkadaşı işte benimle ilgili çok kıskanç bir insan oldu. Demişti işte çok kıskanç olduğum için kendi çevreme eşimi dahil etmediğimi söylemişti. Bunu da eşim kendi hayatında böyleymişim gibi davranmaya başlayınca eşimin gerçekten onların... Hatta zannediyorum problem var. Evet. Yani arkadaşı aracılığıyla fark ediyor bunu. Vardır ama böyle şöyle, biliyor musun? Mesela erkek eşini dışarıda kötü gösteriyor. Kendine özgürlük alanı yaratıyor. Benim eşim dominanttır, benim eşim kıskançtır, benim eşim işte çok affedersiz dirdir eder falan diye böyle bir imaj yaratarak aslında kendine alan yaratıyor. Dışarıdaki insanlar da bazen bunu duyuyorlar, hoşlarına da gidiyor. Hatta bazen bu ikinci bir kadın veya erkek de olabiliyor. Yani eşim bana çok kötü davranıyor, onun için seninle flört ediyorum gibi. Yani bunun için bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Hı hı. Senin evliliğin ne kadar kötü olursa olsun o senin mahremindir. Sen bunu gidip de masalara meze yapamazsın. Bu inanç olarak da kültür olarak da dünyanın her yerinde de böyledir biliyor musun? Bütün kültürlerde de insanlar kendi özlerini kolay kolay kimseyle paylaşmazlar. Paylaşmamaları da gerekir. Evet. Programın ikinci bölümünün başında ne dedin? Herkesle paylaşmayın dedin değil mi? Yani kendi özlerinizi aile akrabayla paylaşmayın. Bu işin uzmanı vardır. Ya da gerçekten hazır hissettiğinizde bu ilgili adım atarsınız. Bir insan evliliğini olur olmaz her yere yayıyorsa... Evet. Onun öncelikle kendi evliliğiyle ilgili, kendisiyle ilgili problem İnsan vardır. İnsan anlatma ihtiyacı duyuyor ama anlattığın insanın... Duydukların senin anlatma ihtiyacından daha beter edebilir seni. Evet. Sen anlatıp rahatlamak isterken duyduklarınla daha kötü hissedebilirsin. Aynen öyle yani. O zaman doğru insan anlatacaksın. Evet. Bazen sizi anlayabiliyorum. Diyorsunuz ki yani bunun için de bütçe gerekiyor. Her dakika yani gidip de işte bir evlilik danışmanı, evet. Bir psikolog, bir psikiyatr. Her çarşamba sizin için... Uzmanları burada buluşturuyoruz. Yani gerçekten burada bu programı yapmamızdaki en temel amaç ilişkilerle ilgili yanlış karar vermeyin, yanlış adım atmayın. Çünkü evlilik çok önemli bir kurum. Hemen öyle patır kütür dağılmaması gerekiyor. Evet. Ya bu program benim için de önemli. Ben buraya çok zor şartlarda geliyorum. Sağ ol canım, yani biliyorum. Gerçekten İstanbul trafiğinde o koşturmacada bir sürü işimi de ikinci plana bırakıyorum. Biliyorum, çok kıymetlisin bizim için. Neredeyse sadece tek televizyon programı olarak çoğu zaman seninle olan dostumuz. Çok teşekkür ve ediyorum. Kanalın hani o güzelliğiyle ilgili. Ama şunu söylüyorum yani insanlarla bir şeyi paylaşırken dikkat edin. O insanların kendi yorumudur. Evet. O insanların kendi gerçekleridir. Kendi yaşantılarının ürünüdür. Ben bir uzmansam benim kaynağım nedir? Aldığım eğitimdir, bilimdir, ilimdir değil mi? Gözlemlerimdir, işte ona yakın kitap yazmışımdır. 20 yıllık tecrübedir. Ama başka birine söylediğiniz zaman o yaşadıklarından ders alarak kimseye yüz verme, kimseye değer verme, kimseye güvenme der. Çünkü o incinmiştir. Ya da hemen boşa der. Evet ya da aman düzelmez vur tekme gitsin der. Aynen ama öyle. Bunların hiçbiri doğru değil. Benim yaptığım hataya düşmeyin diye. Çünkü ben de hakikaten ama bu sen konuda... o hataya düştün ben sen değilim. Evet. Benim eşim senin eşin değil. Benim ilişkim senin ilişkin, ilişkin değil. Değil. Doğal olarak insanlar sadece kendinden örnek vererek başkalarının hayatında çok büyük bir hataya da yer açmış oluyorlar. Evet. Ve ben de her zaman şunu söylüyorum. Siz olun.
kimsenin ilişkisiyle ilgili onu etkileyip onu karara sürükleyecek kadar bir müdahalede bulunmayın, yorumda evet. bulunmayın. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Daha bir danışanıma bile ne de bir eğitimde bile veya üniversitede öğrencilerime bile bir kere bile ne ayrılın demişimdir birine ne ayrılmayın demişimdir. Ama zaten işinde uzman tabii olan hiç kimse... Hiçbir uzman kimsenin ilişkisiyle ilgili karar vermez. Ayrıl demez boşan ki. Demez, boşanma demez, dene demez, deneme demez, işte şans ver demez. Biz ona o cevabı kendisine buldurtuyoruz. Sadece ışık tutar. Tabii rehberlik yaparız. Basketi yine o atacak. Biz koçluk yapıyoruz tabii. Tabiri caizse. O yüzden lütfen uzmana danışarak yol alın olur mu? Kimseye ne ilaç tavsiyesi ne de ilişki tavsiyesi evet. verin. Alo. Düştü mü acaba? Alo, bir başka seyircimizi alalım. Hoş geldiniz. Alo. Buyurunuz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler. Hoş geldiniz, buyurun. İyi günler. Benim bir sorum olacaktır size. Hemen alalım, Serhat Yabancı sizi dinliyor, buyurun. Merhaba hocam. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk hocam. Hocam şimdi ben kendimi 4 yaşındayım, 14 senedir evliyim. Geçen senelerde eşimini aldatıp yakalandı. Ben çok anlayamıyorum. Sen duyabiliyor musun? Evet, evliyim dediniz. Geçen sene eşinizin sizi aldattığını yakaladınız. Doğru anladım değil mi? Evet, aldattığını öğrendim. Açalım biraz daha. 8 tane de çocuğum var. Yani 8. Aldattığı kişi de sürekli evine gidip gelen eşimin en yakın arkadaşı, samimi arkadaşının eşiyle. Kaç çocuğunuz var dediniz? 8. 8 çocuğunuz var. Peki. Evet. Evet, devam edin lütfen. Ondan sonra ben duyduktan sonra bir tartışmalar falan yaşadım. Yani sonra çocuklarımı bırakıp babamın evine falan gittim. Geri gelme şeyinde bulundum. Çünkü çocuklarıma bakan falan yoktu. Geldiğimde sonra yani bir şekilde konuyu kapatmaya çalıştı. Yemin etti falan. Şu anda ben de yani ona karşı bir güvensizliğim var. Şunu soracağım. Sürekli kafamda soru işaretleri var. Tamam, şunu soracağım müsaadeniz varsa. Buyurun. Eşinizin aldatması o kadın veya başka bir kadına devam ediyor mu? Bir daha yakaladınız mı bir şey? Yok, zaten karşı tarafın eşi de duydu. Bayağı bir büyük tartışma yaşandı. Devam eden yani, bir şey yok ama siz geçmişteki yaşadığınız olaydan dolayı eşinize karşı soğudunuz. İçinizden bir şey gelmiyor veya tekrar güvenemiyorsunuz. Doğru mu anladık? Güvenemiyorum, evet güvenemiyorum. Yani evet. Bir türlü kafamdan atamıyorum hocam. Sürekli düşünce. Acaba hala konuşuyor mu? Acaba hala görüşüyorlar mı? Hep birlikte mi vakit geçiriyordunuz? Yani gidip geliyorduk. Evet, bizim evimize geldi. Biz onlara gittik. Peki mesela o kocasıyla birlikte sizin eve geldiğinde ya da siz onlara evet. gittiğinizde böyle bir ilişki olduğunu fark ettiniz mi? Hiç hissettiniz mi? Evet, kadın hisseder genelde. Fark ettim. Hareketlerinden anladım. Şüphelendim. Bir göz kaş konuşmaları, hani birbirine karşı gülerek konuşmalarından hissettim yani. Şimdi böyle bir olayda birinci kural şu. Eğer eşiniz diğer kişiyle görüşmüyorsa, sizin elinizde de somut bir şey yoksa, bu sizin güven sürecinizin biraz daha zaman alacağını gösteriyor. Ortada tekrar güvensizlik yaratacak bir durum yok ama eski olayın güvensizliği devam ediyor. Kuralımız şu. Birinci kural şu. Bir güvenin tekrar oluşması için ortalama 12-18 ay kendinize ve evliliğinize zaman tanımanız gerekiyor. Siz zaten affetmişsiniz ama daha güvenemiyorsunuz. Yani bu ilişkiye tekrar, bu evliliğe tekrar bir şans vermişsiniz ama güven süreci zaman alacak. Burada önce kendinizi zorlamayın. Neden normale dönemiyorum? Neden hemen bir şey hissedemiyorum? Neden eskisi gibi olamıyoruz diye kendinizi zorlamayın. Zaten bu yılların getirdiği bir ilişkide oluşan güvensizlik doğal olarak da birdenbire iyileşmeyecektir. Güven sevmek ve sevmekten daha önemlidir ve daha zor oluşur. Zor oluşur, kırıldıktan sonra o oluşumundan daha zor bir şekilde bir daha oluşur. Yani ilk güvenmek kolaydır, daha az zaman alır ama kırıldıktan sonra ikinci kez güvenmek daha zordur. Onun için zaman tanımanız gerekiyor. İkincisi, eğer bir olay devam etmiyorsa, tekrar etmiyorsa siz artık eğer bu evliliği de yürütmek istiyorsanız affetmek zorundasınız. Çünkü insanoğlu hem güvenmeden hem affetmeden hem de bir evliliği sürdüremez. Size ızdıraba dönüşür bu. Siz eğer diyorsanız ki evet tamam yaptı, ben de çocuklarım için evliliğimi de sürdürmeye değer bulduğum için eşimi affediyorum diyorsanız sizin de o zaman artık kendi kendinizi de ikna ederek bu affetme sürecine girmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ne öldürür ne güldürür bir ilişkiye dönüşür. Ne ayrılabilirsiniz ne mutlu olabilirsiniz. Ama
sürdürecekseniz güvenmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Zihin şu düşünceleri üretebilir. Ya görüşüyorsa, ya bir daha yaparsa, evet. ya bir daha olursa. Bunu eşinizle çok net konuşursunuz. Eğer bir daha o kadın veya başka bir kadınla ben böyle bir şey yaptığını görürsem, yapacağım şey şudur. Ona siz karar vereceksiniz. Ben şunu yapın, bunu yapın demiyorum. Yapacağım şey şudur dersiniz eşinizle. Bir sözleşme yaparsınız adeta. Ve olursa, iç düşünceniz aklınıza gelirse de ona şu cevabı vereceksiniz. Kendinizdeki o iç düşünceye. İleride bir gün olursa onu da o zaman düşüneceğim. Çünkü düşünerek ya olursa diye sürekli senaryo kurarak kendinizi bir kötü olaya alıştıramazsınız. Kaldı ki biz şu an zaten düşünsek de düşünmesek de bir şeyin önüne de geçemeyiz. İleride bir gün olursa, ileride bir gün yakalarsanız onu o zaman düşünelim. Ama bu da çok acı bir şey Serhat'cığım ya. Bu başka çok konuşulur türlü... diye mi mesela, bu çok konuşuluyor diye bu meseleler artık çok ayyuka çıktı. Evet. Hep böyle aldatmalar hep en yakınındaki insanlarla oluyor. Ya düşünsene, o kadına kendi elinde yemek hazırlıyorsun. O kadınla kendi elinle ikramlarda bulunuyorsun. Yakınınızdaki biri ise, güvendiğiniz biri ise bu daha acı veriyor. Tabii canım. Çünkü evine girip çıkıyor. Tabii, aldatılmanın yanında yoğun bir kandırılmışlık duygusu, yoğun bir değersizlik duygusu da ekleniyor bunun üzerine. Çünkü mahremini açıyorsun, evini açıyorsun, onun evine gidiyorsun, senin evine... Bir de bu evine... nasıl bir şey ya? Bu ya nasıl burada bir, şey var yani... Nasıl bir tiniyetsizlik ben yani? Ben oradaki yorum yapmıyorum meslek etiği olarak ama ben şunu... Ben yapabilir miyim yani? Ben tercih. Kadınsal yorum yapıyorum. Evet yani ben ama şunu söylüyorum. Yani tekrar güvenmek için zamana ihtiyacınız var ve şans vereceksiniz. Güvenmek için güvenmeniz gerekiyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Güvenmek için güvenmeniz gerekiyor. Güveneceksiniz ki güvenilir olup olmadığını öyle anlayalım. Evet. Yarın bir hata yaparsa o zaman sen baştan anlaşmanı yaparsın. O hatayı yaptığı zaman gerekeni o zaman Allah'ım yaparsın. Allah'ım ne verirsen yoksa hayatım boyunca ver. Bir gün yapar mı yapmaz mı, yapar mı yapmaz mı? Bu düşünceyle yaşamak yaşanmaz, büyük bir depresyona sürüklüyor insanı. Doğru, bu kaygı zamanla depresyona dönüşüyor. Doğru. Bir telefonumuz daha var. Alo. 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 Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Buyurun. Hoş bulduk. Ben şimdi danışacaktım hocama. Buyurun, dinliyorum sizi. Ya ben eşimle 3 yıldır evliyim ama eşim böyle mesela ben nasıl davransam da o sürekli bir ilgisi. Mesela yalnız arkadaş ortamında olsa hiç susmaz. Ama evlendiğimiz günden beri benim yanıma geldiği zaman bırak ben mikrofonumu dinleyeyim. Sürekli benim yanıma geldiği zaman bir dinlenme moduna geçiyor ve ben bundan çok şikayetçiyim. Peki. Elimden gelen sıcaklığı göstermeye çalışıyorum. Peki bunu eşinize söylediniz mi? Ya sen hep arkadaşların yanında böyle davranıyorsun ama benim yanıma geldiğin zaman dut yemiş bülbüle dönüyorsun. Dediniz mi? Söyledim. Bu söylediğim zaman artık biz bunun için tartışıyoruz. Sonra diye ne gerek var böyle tartışmamıza? Huzurumuz yerinde niye huzurumuzu bozuyorsun? Peki bir soru soracağım. Şimdi eşimiz bağlansa, ben ona sorsam, desem ki hanımın senin evde susmandan, sohbet etmemenden şikayetçi desem. Evet. O sizinle ilgili hangi eleştiriyi bize sunardı? Kesin çok konuştu derdi. Adama fırsat vermiyorsun belki de, farkında değilsin. Yok mesela mesela hocam öyle yapıyorum. Ben belki bekliyorum önce karşımda konuşur, belki o sohbet eder. Bekliyorum, sürekli bekliyorum. Şimdi sen şöyle bir görüntü çiziyor olabilirsin. Sürekli hadi konuş, niye konuşmuyorsun? Ya da bunu söylem olarak değil de gözünün içine bakıyorsun. Ve o da ne yapıyor? Kendini sürekli baskı altında hissediyor. Savunma mekanizması geliştiriyor. Savunmaya geçiyor. Sohbet dediğiniz... 7-24 savunma olur mu? 3 yıl evli. 7-24 savunma varsa 7-24 farkında olmadan saldırı da vardır belki de. Amacımız burada bir suçlu aramak değil zaten. Amacımız herkes kendi... Evet çok güzel. Herkes kendi açısından olaya baksın. Şimdi böyle bir adam profili oluşmuşsa ne yapmak lazım? Senin biraz geri çekilmen lazım. Doğal akışına bırakman lazım. İşte çok böyle sıkıştırmaman gerekiyor. Sohbet ihtiyacını belki bütün sohbet ihtiyacını farkında olmadan sadece eşine yüklemiş olabilirsin. Yani onu belki de başka bir açıdan da değerlendirmek lazım. Biraz daha sosyalleşmen gerekebilir. Biraz daha başka insanlarla etkileşim kurman gerekebilir. O ihtiyacını başka kanallarla da gidermen gerekebilir. Kök ailenle, kendi hemcinslerinle, akrabayla, konu komşuyla. Ve onu biraz daha akışına bırakmak gerekiyor. Bir görelim bakalım. Sen hiç konuşmasan ne olacak? Bunun konforunu mu yaşayacak? Yoksa yavaş yavaş yapacak mı? Çünkü orada bir problem var. Diyorsun ki dışarıda bülbül gibi ötüyor, eve geldiğinde sessizleşiyor.
Bir de bu açıdan bak. Şey gibi mesela yani böyle ayna tutmak gibi yani. Evet. Onun davranışını ona sergileyeceksin. Evet, sen evet, yani biraz geri çekileceksin, konuşmayacaksın. Kocan seni dürtecek. Ne oldu ya? Neyin var? Bugün ya, niye konuşmuyorsun? O alanı sessizsin. Tanıyalım. Yani şey gibi. Avrasya tüneli gibi düşün. Ya biri gidiyor biri geliyor. Mesela tek tarafı bir tünel gibi düşün. Hep sen konuşursan karşıdaki bir süre sonra zaten savunma ve dinleyici pozisyonuna geçer. Hep sen susarsan o da aynı şekilde bu sefer sürekli konuşan olur veya istediğini alamadığında o da seni suçlamaya çalışır. İlişkide bir karşılıklılık ilkesi vardır. Yani iki taraf birbirine o alanı tanımalı, zamanı tanımalı, o sohbet konusuyla ilgili o onaylanmayı tanımalı. Evet. Ama bugünden yarına olmuyor bak bilesin ha, yani hani bugün önemli. Yaptın. Aa bu bana hiç cevap vermiyor diye 21 gün değil mi? Biz millet olarak şu hatayı yapıyoruz. İlk atışta 12'yi vurmak istiyoruz. Evet. Hocam geçen hafta bağlandım denedim bu hafta adamla bir değişiklik yok. Ya 3 yıldır uyguladığın yöntem işe yaramadı. İtiraz etmiyorsun deniyorsun bunu. Tabii. Bir yöntemin işe yaraması için bak böyle bir ilişkide bu işin bu yöntemin işe yaraması için minimum 6 ay bu düzgün yöntem. O 6 tabii, ay hem tabii. De. 21 gün değil. İlişkilerde 21 gün değil. O kendi kişisel hayatımızda olabilir. Hmm. Yani karşıdakinin bir defa senin yaptığın bu değişikliği algılaması bir ay sürüyor. Hayırdır ya bu kadın artık eskisi kadar beni sıkıştırmıyor, soruşturmuyor, sorgulamıyor. Kesin bu bir şey isteyecektir. Bir dene bakalım bugün, bu akşam. Yani bir yöntemin işe yıllar sonra bir yöntem değişikliği yaptığınızda sizin bu değişikliğe uyum sağlamanız 2-3 ay buluyor. Tabii. Yıllar sonra siz kendiniz bir taktik değiştiriyorsunuz. Onun bunu algılaması, bunu kavraması, hazmetmesi, buna göre de bir duruş geliştirmesi. Bu bizim 6 ay 12 ayımıza mal. Biraz o senin peşinden koşsun. Konuşturmak evet. için çaba sarf etsin. Yani bir rekabet veya bir savaş şekli ama değil şey de. Ama şey de yapmamak lazım güzel, değil mi? Doğru bir yöntem olarak bakmak mesela gerekiyor. Mesela ne oldu hayatım neyim var? Trip değil yani bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Özel günümdeyim. Muayyen günümdeyim evet. değil yani. Trip değil yok, evet. Yok bir şeyim yok. Ben her zaman vurguluyorum ya bütün programlarda. Taktik değil. Doğru ne sonu yapalım. Taktikte çünkü sahtekarlık vardır. Evet. Taktikte taktik amaç ama var. Ama işe yarıyor ya. İşe yarıyor da kalıcı değil. Ama yarıyor. Sadece bir maçta kullanabiliyorsun. İkinci olsun. Maçta işe yaramıyor. Olsun. Bir siz maç, kadınlar bir seviyorsunuz taktiği değil mi? Bir maç bir maç olsun. Peki. Bugünden itibaren bir dener misin? Bak en az 6 ay rica ediyoruz. Tamam mı? Sen konuşmuyorsun kocan konuşuyor. Alo.